kimse kurtulamayacak. Allah kime merhamet eder? Allah'ın emrine uyana merhamet eder. Allah'ın emrini ayağının altına alan Allah'ın merhametine nail olamaz ki. Peygamber oğlunun olması Nuh'un oğlunu bu tufandan kurtarmadı değerli müminler. Dolayısıyla biz hangi mevki, hangi makamda olursak olalım, eğer Allah Resulü'nün bizim için açıkladığı o Ehl-i Beyt gemisine, o Aliye-i Murteza Fatıma-i Zehra Selamu'l-Aleyhüm'a ve onların evlatları, onların o hidayet gemisine eğer inmez isek, yolunu kaybedenlerden oluruz. Ki bugün maalesef İslam dünyasına baktığımız zaman içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağını da biraz oralarda aramamız gerekir. Neden böylesine azametli bir din ki son dindir, en güncel olan dindir, en akli olan insanın aklına ve ruhuna, kalbine hitap eden bir dindir. Kitabı tahrif olmayan bir dindir. Bak Kur'an-ı Kerim tahrif olmamış tek semavi kitaptır. Diğerlerin kitapları tahrif oldu. İncil, Tevrat, hepsi tahrif oldu, bozuldu. Kur'an-ı Kerim şu anda bir tapu gibi, senet gibi ve Peygamberimize indiği gün yaptığı o meydan okumayı şu anda da Kur'an-ı Kerim okuyor. Diyor ki eğer Allah katından olduğu konusunda şüpheniz varsa bunun bir suresi gibi bir sure getirin. Hadi getirin. Dünya ilim teknoloji de bu kadar gelişti. Bugüne kadar hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in o ayetine cevap verebilmemiştir. Veya bir eşli surelerin muhtemeyat, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden 10 tane sure getirin diyor. Getirememiş. Bugünkü teknolojiyle hiç kimse cevap verebilmemiş. İslam'ın kökünü kazmak isteyen azılı düşmanları bile bunu yapamıyorsa demek ki Kur'an-ı Kerim hakikaten o mucizevi yönünü bugüne kadar taşımıştır. Peki neden İslam ümmeti Kur'an'a tabi olduğunu iddia eden İslam ümmeti hep yenilgidir? Baktığımız zaman Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da ya nereye baktığımız zaman görüyoruz ki hep sefalet, hep açlık, hep fakirlik, hep savaş. İslam ümmetinin, bu kara bulutlar İslam ümmetinin üzerinden dağılıyor. Onun sebebi Müslümanların Kur'an'ın emrine uymamasıdır. Kur'an vahdete emrediyor, birliği, dayanışmaya emrediyor ama Müslümanlar tefrikacıdır, sözde Müslüman. Kur'an diyor ki وَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, asla asla tefrikaya düşmeyin. Şucu, bucu, o cemaatçi, bu cemaatçi, şu mezhepçi, bu mezhepçi olmayın. Allah'ın kitabına sarılın, Kur'an'a sarılın. Biz Muhammed ümmetiyiz değil, o zaman gücümüzü görür. Ama bunu yapmıyor ki Müslüman maalesef. Ben şu cemaattanım, ben şu mezhepten, ben şu tarikattanım, ben şeyhim şudur, seninki budur. Ben Müslümanım, sen Müslüman değilsin, sen kafirsin. Bu söylemlerle, bu tefrika söylemleriyle maalesef Müslümanlar ne ettiler? Kendi güçlerini zayıfladılar. Zayıflamanın doğal sonucu da yenilmedir, yenikliktir, ezikliktir. Allah mübarek ve teala inşallah ümmeti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarsın. Amin. Üzerindeki bu siyah, kara bulutları yine ümmetin eliyle, ümmete vereceği o şuurla, idrakla, ferasetle, basiretle ümmet inşallah yek vücut olsun, vahdeti savunanlardan olsun, birliği, beraberliği, kardeşliği savunanlardan olsun. Bakın bizim bütün mezheplerin görüşüne göre iki kelimeyi söyleyen Müslümandır. Ekstra bir şey yaramadır. Bunu araştırabilirsiniz. Bütün mezheplere göre. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bitti, nokta. Geri kalan detaylar bizi İslam'dan çıkarmıyor değerli müminler. Yani sen eli açık namaz kılmışsın, öbürü eli bağlı namaz kılmış, öbürü beş kere, beş ayrı vakitte namaz kılmış, o biri namazda
sizleri İslam dairesinin dışına çıkarmaz. Bütün mezhepler ortak görüşüdür. Araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bütün mezheplere göre kıble ehli, yani kıbleye yönelen kişi tekfir edilemez. Kafir damgası bulunamaz. Eğer kıbleye yönelmişse o Müslümandır. Ne amaya yok, canı, malı, namusu hepsi saygındır. İslam'ın güvencesi altındadır. Dolayısıyla bu sözü eğer gerçekten bir şuur olarak içselleştirebilsek, kalbimize, aklımıza oturtabilsek, yanı başımızda istediği şekilde namaz kılan kardeşimizi asla umursamayız. O benimle birlikte yüzünü kıbleye dönmüşse ne şekilde namaz kılır kılsın bana. O kıble Müslümandır. Eli bağlı mı kılır, eli açık mı kılır? Namaz kılarken önüne toprak mı bıraktır veya nerede de herhangi bir şey bırakır, halının üzerine mi secdedir, hiç fark etmez. Bu şuur aslında İslam dini bize vermek istiyor ve başarı da inanın ki bu şuuru almaktadır. Eğer bu şuur bizde oluşmazsa böyle bu şekilde sürülmeye, kıyamete kadar sürülmeye devam edeceğiz. İnşallah Allah-u Tebarek ve Teala bizlere basiret verir, feraset verir ve birbirimizi kabullenme, birbirimizin farklılıklarını bir çatışma vesilesi değil de bir zenginlik olarak görme basiretini, ferasetini inşallah cümlemize nasip eder. Amin. Allah-u Tebarek ve Teala Mevlamız, sahibimiz, Kur'an'ın ahkamını yeryüzüne hakim kılacak Hazreti Mehdi'nin inşallah zuhurunu asil eylesin. Amin. Hayırlı, hayırlı dualarını halimize şamil eylesin. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim.